Merhaba Obi Dünyası izleyenleri, kanalıma hoş geldiniz. Beni tanımayanlar için ben Müslüme. Bugün sizlerle mini bir ütü masası yapacağız. Mini ütü masasına çok ihtiyacım var arkadaşlar benim. Çünkü sürekli dikiş üzerine videolar çekip paylaşıyorum, görüyorsunuzdur. Bir de onun görünmeyen yüzü var. Evde de sürekli dikiş yapıyorum. Yani dikiş nakışla uğraşmayı, bir şeylerle uğraşmayı çok seviyorum. Sürekli ütü masasını da çıkar, ütüle biliyorsunuz dikişte olmazsa olmaz ütü. Kumaşınızın düzgün olması gerekiyor. Veyahut da şekil vermek için ütüden faydalanabiliyorsunuz. Onun için ütü masasını çıkar, geri kaldır benim için zor oluyor. Ütü odam da yok, yani çamaşır odam da yok ayrıyeten. O yüzden ütü masasını sürekli ortadan kaldırmam gerekiyor. Sonra ihtiyacım olduğunda tekrar çıkar. Bu benim için çok zor oluyor. O yüzden kendime mini bir ütü masası yapmaya karar verdim. Ayrıca tabii illaki onun için değil, evde de normalde çamaşırımı yıkadıktan sonra ütüleyip hepsini kaldırıyorum. Fakat tek tük de olsa arada tek çamaşır çıkabiliyor. Onun için de yine ütü masasıyla uğraşmak zorundayım. Dedim en güzeli kendime mini bir ütü masası yapayım. Rahatlıkla çıkartıp rahatlıkla kaldırabileceğim. Ortada bile olsa çok göze çarpmayacak bir ütü masası yapmaya karar verdim. Lafı fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Dilerseniz hemen başlayalım. Şu şekilde elimde bir ahşabım var. Ben bu eve taşındığımdan beri bu evde duruyor. Boş. O yüzden ben bunu hem değerlendirmek istedim. Sizler de bu şekilde ahşapçıdan çok tek parça zaten çok ucuza mal edebileceğiniz şekilde kestirip getirebilirsiniz. Daha da ince bile olabilir bu. Ben evde bu olduğu için bunu değerlendireceğim. Bir de süngerim var. Buna uygun bir şekilde süngerimi kestim. Bu şekilde beyaz ve pembe olacak şekilde iki tane kumaş hazırladım. Bunlar yüzüne gelecek. Şu kumaşımla da arka kısımdaki potlukları kapatacağım. Son olarak arkadaşlar tutturmak için de zımba kullanacağım. Bu sanayi tipi arkadaşlar. Yani ahşaba geçeceği için normal zımbalar olmaz. Bu şekilde de bir zımba edinin lütfen. Thank you.
masamı tamamladım arkadaşlar. Son hali artık. Sizler de benim gibi sık sık ütü yapmanız gerekirse eğer, özellikle dikiş makinesiyle dikişle uğraşıyorsanız eğer, kesinlikle bu mini ütü masasını sizler de kendinize yapmalısınız. Zaten 5 dakikada hemen pratik bir şekilde yaptım, tamamladım. Bu şekilde. Videomu faydalı bulduysanız beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Ayrıca kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Kendinize çok çok dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.